oluşturması gerekiyor. Hı hı hı. Ee, sanayi bölgesinde bir takım arsa parsellemiş belediye kendince. Ee, o parsellenin arsaların e, dağıtımı e, pek de adil olmadığı kanaati var. Ve bunun gözden geçirilmesi konusu söz konusu. Ee, personelin aile yardımı diye bir yardım söz konusuydu. Belki de ona da dokunmaları e, gerekecek. Bir de personelin o içindeki eee atanmaların müdürlerin ve altındaki kadronun oluşumunda yaşanan e, sorunlar vardı. Eski başkanla, e, eski başkan demeyelim yanlış anlanmasın anlaşılmasın. E, Sayın Cemal başkanın belediye sendikasıyla tartışılan e, hususlar arasında e, personelin atanmasına ilişkin e, bir atlamalar olmuş. Yani hakkı olan değil de başkaları e, alınmış hı hı hı. gibi. Bir de Sayıştaylı'nın söylemiş olduğu bir takım şeyler vardı. Siz personel sayısını olması gereken, size verilen limitlerin çok üstüne çıktınız. Bunu 30 Haziran'a kadar muhakkak yasal rakama indirmeniz gerekir demişti. Ve Sayıştaylı'nın bu uyarısı nedeniyle Sayın Cemal Başkan tam 30 Haziran günü bir açıklama yaptı. Evet. Dedi ki 123 sanırım. 123 kişi, ee, evet. Bu kadar insanı durduruyorum. Çünkü sözleşmeleri e, bitmişti zaten o insanların. Peki bu insanları durdur, durdurduk. Bunun dışında sözleşmesi e, olmadan maaş çekenler yok muydu? Var. E, onun içinde de bugün duyum aldım. E, belediyede maaş çekleri çıkartılırken maaş çeklerini almaya gitmeyen kişiler söz konusuymuş. E, nerede bu insanlar? muhakkak bir ay daha doğrusu maaş çekleri çıkmış olmasına rağmen işe gitmeyenler tespit edildi. Bir de maaş çeklerini almaya gitmeyenler var. Evet. Belki de özellikle yapılmış bir olaydı ki daha önceden maaş çekleri değil de direkt hesaba yatırılma yöntemiyle maaşlar ödeniyordu. Hmm. Birebir görelim bakalım kimdir bu insanlar. Yani bir hesaba yatırılıyor, direkt yatırılıyor. Hmm. sanal müteahhit şeyler Ali Hüseyin olmasın buna, diye. Evet. Belki de yani şu anda varsayımla konuşuyorum ama o ikinci maaşların iki maaş ödendiği söyleniyor personele. Bir maaş direkt bankaya yatırılma bir maaş da çeklerle ve o çekleri almaya gitmeyenlerin maaş çekleri durduruldu bakalım ne olacak. Gel, gelsin bakalım bu insanlar neredeydi biz maaş çeklerini dağıtırken daha işe gelmeyen bir insan neredeydi diye bir hesap sorulacaktır muhakkak. Bütün bunlar belediyede bir toparlanma. Yani Sayın Başbakanın söylediği gibi bir reform süreci yaşıyoruz. Hı hı. Ee, i̇nşallah e, gizli ve işsiz e, yani çalışmadan maaş çeken e, kişiler de saptanır. E, onlar da azaltılır ve belediyenin e, sadece imar planı ile sürdürülebilir bir geleceği değil de ekonomik açıdan da sürdürülebilir bir personel yapısına da kavuşması sağlanır. Çünkü bir sürdürülebilir bir yönetim, israftan ne kadar kaçınırsanız, o kadar iyi bir yönetim şeklinde sahip olursanız da sizin lehiniz olacak. Lefkoşa Belediyesinin yönetimi elbette gerçek demokrasi ile seçilmiş olan Sayın Başkan ve Belediye Meclisi üyelerine devredilecektir. Şu anda çok fazla da yorum yapmak istemiyorum. Yargı sürecinde olması nedeniyle bazı siyasi partiler. Ee, konuyu yargıya aktardıkları için e, yorum e, adil yargıya bırakılması gerektiği inanıyorum. Evet.